Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki 2023 senesinin başlarıydı. Yani Şubat, Mart gibi ilk çeyrek falan diyeyim. Sene sonu dedi herkes %20 enflasyona göre hazırlık yapsın dedi bak. %20 enflasyona göre. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu çıktı bir süre sonra dedi ki 23.3 olacak dedi. Kurban olduğum tabu kazatıra müdürü sanki. Bir de nokta 3'ü var ya. Hem tutturamıyor hem bir de nokta 3'ünü koyuyor. Neyse onu da koydu. Ondan sonra öbürü geldi kim geldi? Nebati geldi. Dedi ki seçime girerken yerel seçime tek haneyle gireceğiz dedi. O zaten atmakta sınır tanımıyor. Onun hiç şeyi yok yani. O tek hane dedi. Bak düşünebiliyor musun? Cumhurbaşkanı bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanı açıklamayı yapıyor arkasından. Küçük yatırımcı, küçük yatırımcı biraz incindi dedi ya adam. Yani biz Aynen. küçük o... yatırımcıyı kazıkladık. Ya, Şimdi inci, ya. incindi var ya sosyal medyada. Evet. Oraya gittim dedi. incinmişsin dedi. Diyor ya işte. Yani Aynen incittiler bizi. Ne ya adamlar? Şu an borsada da kazıklanıyor zaten. İMKB mi kaldı diye şey yapmış. Bak, bak şöyle evet. bir şey var. Şimdi ben bu ülkedeki Sayın Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası Başkanı ve Maliye Bakanı, Ekonomi Bakanı üçünün söylediği şeyi kılavuz alacağım. Şahap oldu dedi ki yüzde 23.3. Cumhurbaşkanı dedi ki yüzde 20. Nebati dedi ki tek haneli yani 9.9 diyelim. Enflasyon ne oldu? Yüzde o 60'larda 70'lerde kapattı. Hani böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok. Hani bu sapma olamaz. Bak çok böyle güzel bir şey soru mi? var Onur arada. Demiş ki hmm. Gazanfer Türk soru. iktidarın tutturabildiği tek hedef var mı? Var. Ne? Algı. Her algısını tutturuyor bir şekilde. Yiyor insanlar. Ha. Bak togu yedi insanlar. Ne oldu tok? Tok ne oldu Bahar? Tok ne oldu? Var mı toktan bir haber var mı? Bir şöyle ihracatımız vardı. Oyumuz ya servisi yok ya. varsa birisi söylesin. Bak yutturdular. Karadeniz'de doğalgazı yutturdular. Gabar'da petrolü yutturdular. Kalkıp da bu iş ülkenin İçişleri Bakanı "Oh, oh." dediği günleri hatırlayın. Nerede Gabar'daki petrol? Nerede Karadeniz'deki doğalgaz? Nerede? İkisini madem bulmuştuk. 2024 bütçesinde en büyük para ÖTV ve KDV'den alınıyor. 3.2 trilyon. En fazla kalemleri bunun e, petrol ve doğalgaz. ÖTV'nin alındığı en fazla alındığı iki kalem. E şimdi algıyı gayet güzel tutturuyorlar. Hedeflerini tutturuyorlar. AKP'nin başından sonuna tutturduğu bir tane hedefi yok 22 senede. İsviçre'deydim. İsviçre'den Paris'e geçtim. İnanır mısın her şey zaten hani mutlaka çıkanlar bilirler sen de biliyorsundur demir yolu. Her taraf demir yolu. Kardeşim hiçbir şekilde ne arabaya ihtiyaç duyuyorsun ne taksiyle uğraşıyorsun ne taksiye ihtiyaç duyan insanlar bir sıkıntı yaşıyor. Öyle bir düzen var ki yani biz burada kalktık e, toplam 17.8 trilyon dolar para teslim ettik AKP'ye. 17.8 trilyon dolar Bahar. Bak bunu yaz bir kenara lütfen 17.8 trilyon dolar bütçe vermişiz 21 senede AK Parti'ye, AKP'ye. Ya alnıma mı yazayım? <laughs> Allah bilmiyorum reklam alacağım böyle etlerle 17.8 trilyon diye. Ne olmuş Bahar yani? E, yazması lazım afiş gibi şeye genel merkezin önüne. Şimdi bak 17.8 17. trilyon dolar mı? 17.8 trilyon dolar toplam bütçe AKP'nin bugüne kadar 20 senedeki bütçesi işte her Yazık sene 2. Nokta, ortalamada her, nokta, her sene 2.2 trilyon e, muafiyet yaşanmış verilmiş affedilmiş ortalama 2.2 trilyon diyorum bak ortalama 2.2 trilyon lira her sene ortalama vergi silinmiş bu ülkede. Kimden? Yandaştan ve candaştan. Şimdi gelelim Mehmet Şimşek'e. Hazır ekonominin dibine dibine girmişken Mehmet Şimşek'e girelim sıcaksan. İki gün önce bir basın açıklaması yaptı. Daha doğrusu tweet, kapsamlı bir tweet attı ve basın işte basın karşısında bir şeyler söyledi. Dedi ki kardeşim biz 90 milyar dolar para aldık içeriye dedi. Getirdik dedi. 90 milyar dolar para çektik dedi. Şimdi ben sana soruyorum. Mehmet Şimşek bunu başarılı olarak adlandırdı. İşte dedi ki devlet tahvili 3,5 milyar dolarlık tahvil ihraç ettik dedi. Tamam mı? Bunları söyledi. Şimdi herkes de okumuştur veya dikkat etmiştir veya dinlemiştir. Şimdi ben sana soruyorum. Diyorum ki sen Türkiye Cumhuriyeti'nde vergi veren bir insansın ki eminim ki birçok yandaştan da daha fazla vergi veriyorsundur. Şu yaptığın yayınlardan gelen bir şey varsa veya bir kaynak varsa. Zamanında elindeki rezervleri sağa sola yandaşa 10 liradan satıp da şu anda 90 milyar doları 33'ten aldığında o aradaki 23 lira kime kaçtı? Çok basit bir soru. Şimdi bu başarı mı sence? 10 liradan sen rezervlerini eritmişsin. O doları satmışsın 11 liradan belki 9 liradan belki 13 liradan. Hani 10 lira diyorum sattın 34'ten geri alıyorsun ve diyorsun ki ben rezervlerimi 90 milyar dolar arttırdım. Rezervli kardeşim sen biraz daha faiz ver 180 milyar dolar artsın. 200 milyar dolar artsın. Nasıl olsa verdiğin faiz senin faizin değil. Nasıl olsa faiz işte de, diyorum ya küfür ediyor ya bazı insanlar. Güzel kardeşim benim. O küfür ettiğin insanın söylediği şey faiz senin evladının cebinden de çıkıyor nafakası. Senin çoluğunun çocuğunun nafakası o para. Ben demiyorum ki AKP'ye oy verme demiyorum. Bana ne kimi hangi parti isterseniz verin. O benim sorun değil. Ben sadece diyorum ki bu ülkede 90 milyar dolar para geldiyse bu para diyorum aylık ödediğin %4 Faize tekabül ediyor diyorum. O 3.6 milyardı dörtten hesap et bugün. Tamam mı? 36 milyar dolar para yapar. var Sen bugün <laughs> 10 ayda bu arada sen çiftçine 2 milyar dolar veriyorsun. Çiftçine 2 milyar dolar veriyorsun. Ama 2 milyar dolar verdiğin çiftçiden harikalar yaratmasını beklerken 36 milyar dolar verdiğin 10 ayda tefecilerden tamam mı? Vurgunculardan haramzadelerden, kırk haramilerden tamam mı? Ülkeyi e, rezervleri artıracağını ve şey yapacağını düşünüyorsun. İyi bir noktaya getireceğini düşünüyorsun. Onların beklentisi aslında şu yönde. Aşağısı biraz daha karışsın. Lan bak işte savaş ortamı, bizim işte savaş ekonomisine girdik, tam işleri düzeltmiştik bir de başımıza savaş çıktı. AKP hep şapkadan tavşanı böyle çıkarttı işte bu kadar basit. acaba biz şöyle mi yapsak? Mesela toplum olarak AK Parti'yi veya daha doğrusu AK Parti bir parti e, kurumsalı olarak değil. Hani bu komple ignore etsek acaba olanları? Yani hani hiç yokmuş gibi mi davransak? Belki böyle Aslında, geçer. Hani e, eski mesela... Ya yani bir şeyi tartışmak. Şuradan yola çıkıyorum. Hani bir kişiyi ve onun yaptıklarını veya çevresinin yaptıklarını tartışmak da böyle bir hani Roger Stone mantığına düşüyor ya. Reklamın evet, iyisi evet, olmaz. Evet. Aynen öyle etsek mesela. Mesela bak çok basit bir şey söyleyeyim. Çok doğru bir şey söyleyecek söyledim. Hakikaten ben de e, buna ek bir şey yapacağım yani desteklemek amaçlı. Şimdi e, geçenlerde bir açıklama yapmış galiba Metropor yapmış araştırmayı. İşte Atatürk'e demiş. Şükran duyuyor musunuz? %86'sı ülkenin evet duyuyorum demiş. Tamam mı? Şimdi bu ülkede kimse Atatürk'ün e, şükran evet şükran duyuyoruz, saygı duyuyoruz, sevgi duyuyoruz ve minnetle anıyoruz. Bir kenara koyduk. Bu kadar bağlımızın olduğu bir insana mesela hakaret ediyorlar, küfür ediyorlar ya bazı kendi bilmez şerefsizler. Onlar o daha. Ins arkadaşlar. O insan bak bir şey söyleyeyim mi? Bir bakıyorum adam bir şey mesela örnek veriyorum Twitter'a yazmışlar Kahrolsun Kemalizm yazmış adam Twitter'a tag açmış ya bir tane e, şey e, şey yok hepsi Kemalistlerin hepsi yazmış yani tagı yönlendiren onlar aslında bizim Tabii adamların zaten. yazdığı tweetler coşturmuş o şeyi başlığı. Ya yazma kardeş. İtirir, kervan yürür de dön arkayı bak hiçbir şey konuşulacak mı? Şimdi mesela geçenlerde neydi o adam Hüdapar'ın şeyi? Zekeriya mıydı? Zekeriya geçen gün bir şey söyledi. Diyen. Ahmak. Evet öyle. Ahmak dedi Ahmak dedi. Bize de mi diyen? Aynen. Ahmak. Ondan sonra adam anlattı. Ben bu kadar mesela Halk TV'deydi galiba hatırlamıyorum. Ee, dedim ki ya biz neyi konuşuyoruz ya bu adam bu kadar bu programda konuşulacak nasıl bir ciddiyeti var? Hani bak şöyle bir şey var böyle bir konuşma yapman için yukarıdan izin alman lazım kardeşim. Yapamazsın. Kimse de böyle bir maça yok. Kimse de böyle bir maça yok. Bir deneniyor bakalım ne tepki verecek insanlar diye. Verilen tepkiye göre yukarısı bir şey söylüyor veya söylemiyor. Bu kadar basit. Bunu öğrendik artık. AKP'nin genel işleyişi ve yönetim şekli bu şekilde yürüyor. Ama siz kalkıp da bu insanlara bir şekilde e, şey yaparsanız e, dikkat edip özellikle sözlerini söylediklerini yayarsanız ya işte bu adam ne demek lan ne demek istedi zırvaladı işte kapat gitsin boş ver bizim sorunumuz bu değil Bahar bizim sorunumuz ne biliyor musun bak sana çok basit bir şey söyleyeceğim İsviçre'de asgari ücret 4000 euro aşağı yukarı diyorum sana 4000 euro bir e, işte o 120 bin liraya satılan telefon var ya yenisi çıktı o telefon 1000 euro aşağı yukarı. 1000 euro. Yani adam maaşının asgari ücretin %25'iyle %25'iyle ay şey alıyor, telefonu alıyor, marka telefonu alıyor. Bak, ya lüks değil ücret... ki. He? Lüks değil ki çünkü. Değil. Şimdi bizim ülkemizde asgari ücret ne kadar? 17 bin lira. Adamın 4250 lirayı alması lazım ki o tarafla eş değer olsun. Biz kaç alıyoruz aynı telefonu? 10 katını alıyoruz. 120 bin lirayı alıyoruz. E şimdi senin zaten can damarların kesilmiş emin ol bu telefonun üreticisi bile e, bizim iktidarımız kadar para kazanmıyor bu işte. Yani böyle bir vergi sistemi dünyanın hiçbir tarafında yok. 58 bin liraya gelip de 120 bin liraya satılan bir sistem olamaz yani. O arabada da zaten öyle kat. Aynısı aynısı.